Herkese merhaba, ben Çağın Çelik. 2015 yılında Meraklı Maymun YouTube kanalımda yaptığım ve bugün 700 binin üzerinde izlenen Arduino nedir videomun bir benzerini bugün Sun Market'in resmi YouTube kanalı için yapmak beni sevindiriyor ve heyecanlandırıyor. Çünkü köprünün altından çok sular aktı. O zamanlar Arduino ve hobi elektroniği ile yeni uğraşmaya başlayan birisiydim sadece. Tabii yıllar içinde insanın bilgisi ve tecrübesi artıyor. Bu sebeple eski videolarıma dönüp baktığımda keşke şunu şöyle demeseymişim ya da hani şunu da ekleseymişim daha güzel olurmuş dediğim anlar oldu. İşte bu sebeple Sun Market'in desteğiyle bu videoların bir benzerini Sun Market'in resmi kanalı için çekmek beni heyecanlandırıyor. Peki ne üzerine olacak bu videolar? Bu soruya kısaca cevap vermek gerekirse hobi elektroniği ile ilgili her şey üzerine diyebilirim. Arduino, Raspberry Pi, diğer tek kartlı bilgisayarlar, onların özellikleri, onlarla uyumlu elektronik bileşenler, bunların tanıtımı, bunlarla projeler yapımı vesaire vesaire. Ve tabii ki farklı dillerde programlama dersleri. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden ilk videomuza hızlı bir giriş yapalım. Arduino. Bugün hobi elektroniğine başlamak isteyenlerin en çok duyduğu isim olsa gerek Arduino. Ki bunun haklı sebepleri var. Milyonlarca satan ve kendini ispat etmiş bir platform Arduino. Arduino nedir sorusuna verilebilecek kısa, kapsamlı ve nispeten basit bir cevap bence şöyle olabilir. Arduino aslında bir ekosisteme verilen genel isim. Örneğin en yaygın Arduino modeli olan bu Uno. Bu modelde asıl işi yapan parça, görmekte olduğunuz Atmega 328 isimli bu mikrokontrolcü. Bu mikrokontrolcü Arduino'nun kendi üretimi değil. Sadece bu mikrokontrolcüye özel bir kod yüklenerek Arduino şirketinin ürettiği yazılımlarla uyumlu hale getirilmiş. Yani siz bu Arduino'yu USB kablosuyla bir bilgisayara bağlayıp programladığınızda, yani bir diğer deyişle neyi nasıl yapması gerektiğini söylediğinizde kodunuz bu mikrokontrolcünün anlayacağı şekle dönüştürülüyor ve mikrokontrolcü içindeki bellekte saklanıyor. Sonra Arduino'ya güç verdiğinizde bu mikrokontrolcü kodunuzu çalıştırıyor. Bu mikrokontrolcü birçok programlanabilir pine sahip. Bu pinlere elektronik bileşenler takıp yazdığınız kodlarla onları kontrol edebiliyorsunuz. Bu yolla basitten karmaşa sayısız proje geliştirmek mümkün. Mesela bu çizgi izleyen bir robot da olabilir, hava sıcaklığını ölçüp ekranda gösteren bir hava istasyonu da, karşısında bir obje algıladığında size bildiren bir alarm sistemi de. Tüm olay sizin hayal gücünüz ve yaratıcılığınıza kalmış. Şimdi bu Uno modelini biraz yakından inceleyelim. Öncelikle nasıl güç verebiliriz bu karta ona değinmek istiyorum. Bunun için 3 yol var. Bir USB kablosuyla, diğeri buradaki adaptör girişiyle ve sonuncusu da VIN piniyle. Eğer bir adaptör veya VIN piniyle güç verecekseniz, Arduino'nun üreticisi kullandığınız güç kaynağının 7 ile 12 volt arasında olmasını öneriyor. Arduino'nun yanlarındaki pinlere giriş çıkış pinleri diyoruz. Giriş çıkış diyoruz çünkü Arduino'yu programlarken bunları isteğimize göre giriş ya da çıkış olarak belirleyebiliyoruz. Sağ tarafa baktığımızda 13 tane dijital giriş çıkış pinini görüyoruz. Bu pinlere LED'ler, tuşlar, sensörler, motor sürücüler, ekranlar ve daha nice elektronik bileşeni takıp Arduino ile kontrol edebiliyoruz. Sol tarafa baktığımızda ise 6 adet analog giriş pinini görmekteyiz. Bunun haricinde sık sık kullanacağımız 3.3 volt, 5 volt ve İngilizce ground kelimesinin kısaltması olan GND pinlerini görebilirsiniz. Ground toprak anlamına geliyor ve bundan sonraki videolarımızda bu pine toprak pini diyeceğiz. Devam ettiğimizde Arduino üzerinde bir tuş görüyoruz. Bu reset tuşu ve tuşa bastığınızda Arduino yeniden başlıyor. Bu bazı durumlarda gerekli olabiliyor. Bunların haricinde Arduino Uno üzerinde 4 tane de LED var. Birisi en arkadaki güç LED'i. Arduino'ya güç gittiğinde sürekli yanar. Diğeri 13. pine bağlı L etiketli LED. Arduino'yu programlarken 13. pine güç verdiğinizde bu LED'in yandığını görebilirsiniz. Diğer iki LED de seri ara birim veri alım ve gönderim LED'leri. Örneğin Arduino'yu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağladığınızda bilgisayarınızla her veri alışverişinde bu LED'ler yanacaktır. Tabii ki bunların haricinde Uno'nun pek çok özelliği var. Ancak hobi elektroniğine girmek isteyen birisi için şimdilik sadece bunların bilinmesi yeterli. Kafanızın karışmaması için basitten karmaşaya doğru gideceğiz. Uno için en popüler model demiştik. Onun haricinde Uno'nun sayısız modeli var. Her biri özel kullanım alanları için üretilmiş modeller. Kimi projelerde fiziksel alan kısıtlaması olabiliyor ve küçük parçalar kullanılması gerekebiliyor. Örneğin bu gibi durumlar için Arduino Pro Mini modeli var. Ya da yine küçük boyutlu olup programlaması Pro Mini'ye göre biraz daha kolay olan, yani üzerinde bir USB girişi barındıran Arduino Nano modeli var. Hatta bazı Arduino modellerinde kablosuz internet desteği bile görebiliyorsunuz. Bazı projelerde çok fazla elektronik bileşenle etkileşime geçilmesi de gerekebiliyor. Bu gibi durumlar için de Arduino'nun Mega modeli mevcut. Yüksek hafızasına çok daha uzun kodlar yazabiliyor ve 54 adet giriş çıkış pinine parçalarınızı bağlayabiliyorsunuz. Tabii bunun bir götürüsü olarak Mega'nın diğer modellere göre daha büyük boyutlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için sürekli yeni Arduino modelleri çıkıyor. Evet, ilk videomuz burada sona eriyor. Sıradaki videomuzda işin biraz daha yazılım kanadına eğileceğiz ve Arduino'yu bilgisayarınıza bağlayıp nasıl programlayabileceğinizi göstereceğiz.
Eklemek istedikleriniz, öneri ve sorularınız için aşağıdaki video yorumları kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.